Doğal güzelliklerle, tarihi varlıklarla. Cuma akşamı Kent Televizyonu ekranlarında ve www.kenttv.net adresinde yayınlanan haberlerin ardından kamuoyunun bilgilendiği vali atamasının yankıları sürüyor. Lütfi Yiyenoğlu'nun göreve iadesi ve Temel Koçakların merkez valisi olarak atanmasının ardından belirsizlik devam ediyor. Temel Koçakların raporlu olduğu için ilişki kesememesi nedeniyle Lütfi Yiyenoğlu göreve başlayamıyor. Muğla Barosu, Vali Temel Koçakların görevden alınmasının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek bir açıklama yaptı. Muğla Barosu Başkanı Avukat Ayla Kara yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı teamüllere aykırı olarak 6 Temmuz 2007 tarihli faks emriyle 29 Ocak 2006 tarihinde Muğla'da göreve başlayan Muğla Valisi Temel Koçakların yargı kararını uygulama gerekçesiyle merkeze almış ve 9 Temmuz 2007 tarihinde yeni görevine başlanılması istenilmiştir. Yargı kararının uygulanması her ne kadar hukuka uygun olsa da asıl amacın ne olduğu tartışmalıdır. Önceki valimiz Lütfi Yiyenoğlu 2001 yılında merkeze alınması üzerine işlemin iptali için dava açmış ve yargı süresi 6 yıl sonra bitmiştir. Yargı süreci sonunda lehine sonuçlanan kararın uygulanmasını istemek sayın Yiğenoğlu'nun en tabii hakkıdır ve idarenin bu kararı uygulama zorunluluğu var. Ancak bir tarafın hukuki hakkını korurken diğer tarafın hakkını ihlal etmek hukuka aykırı davranmak doğru değildir. Hala Muğla valisi olan Temel Koçaklar, üçlü kararnameyle Muğla'ya atanmıştır. Yine üçlü kararnameyle alınması gerekirken, yargı kararı bahane edilerek bakan oluruyla merkeze alınması hukuka aykırıdır, dendi. Öte yandan raporlu olan Temel Koçaklar da bir veda mesajı yayınlayarak, 29 Ocak 2006 tarihinden bu yana yürütmekte olduğum Muğla valiliği görevimden Danıştay kararının uygulanması nedeniyle ayrılıyorum. Muğla valiliği görevini yürütmekten büyük onur ve gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Zamanın çok sınırlı olması nedeniyle Muğlalı vatandaşlarımıza, ilçelerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma veda ziyaretlerinde bulunamadığım için çok üzgünüm dedi.